Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Bir cümlede deyimin atasözünün yanlış anlamda kullanılması veya deyim atasözündeki sözcüklerin değiştirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek: Sınavı kazandığını duyunca sevinçten etekleri tutuştu. Etekleri tutuşmak deyimdir. Etekleri tutuşmak, telaşlanmak, ne yapacağını şaşırmak, korkmak anlamlarına gelir. Sınavı kazanan bir insan bu duyguları yaşamaz. Doğrusu, sınavı kazandığını duyunca sevinçten havalara uçtu olmalıydı. Havalara uçmak, çok sevinmek anlamına gelen bir deyimdir. Örnek: Dağ dağa kavuşur, insan insana kavuşmaz. İnsan insana kavuşmaz. Doğrusu, dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur olacak. Ona ayak bağı oluyor, onun işini çabuk bitirmesini sağlıyordu. Ayak bağı olmak deyimi, engel olmak, onu yavaşlatmak anlamını taşır. Burada yanlış kullanılmıştır deyim. Doğrusu, ona yardımcı oluyor, işini çabuk bitirmesini sağlıyordu. Diğer örnek: Ona yardım et, elinden geleni ardına koyma. Elinden geleni ardına koyma deyimi, kötülük yapmak anlamına gelir. Bir kişiye kötülük etmek için bütün gücünü kullanmak anlamındadır. Doğrusu, ona yardım et, elinden geleni yap. Örnek: Öğretmenin anlattıklarına herkes kulak kabartmıştı. Kulak kabartmak deyimi, çaktırmadan dinlemeye çalışmak anlamını taşır. Doğrusu, öğretmenin anlattıklarına herkes kulak kesilmişti olacak. Kulak kesilmek, bütün dikkatini vererek dinlemek anlamındadır. Başka bir örnek: Zaman nakittir. Burada doğrusu vakit nakittir olacak. Deyimdeki sözcükler kalıplaşmıştır. Sözcüklerin yerine başka sözcükler getirilemez. Getirildiğinde anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek: Gördüğümde onun yüzünden dökülen bin parçaydı. Yine yüzünden dökülen bin parçaydı deyiminde yüzünden dökülmek değil, yüzünden düşmek olacak. Doğrusu, gördüğümde onun yüzünden düşen bin parçaydı. Dediğim gibi deyim ve atasözleri kalıplaşmıştır. Sözcükleri değiştirilemez. Ağaç dalıyla gürler değil, ağaç yaprağıyla gürler olacak. Böyle düşünenlerin köküne kibrit suyu ekmeli. Köküne kibrit suyu ekilmez, köküne kibrit suyu dökülür. Doğrusu, böyle düşünenlerin köküne kibrit suyu dökmeli olacak. Başka bir örnek: Sütten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer. Doğrusu, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer olmalı. İki sözcük yanlış kullanılmış, değiştirilmiş. Kafa kafaya vermeyince taş yerinden oynamaz. Bu atasözünde kafa kafaya değil, baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz olmalıydı. Sözcükler değiştirilmemeliydi. Matematikten geçtiğini öğrenince etekleri tef çaldı. Etekleri tef çalmak diye bir deyim yoktur. Tef yerine matematikten geçtiğini öğrenince etekleri zil çalmak, zil çaldı olmalıydı. Etekleri zil çalmak deyimi çok sevinmek, mutlu olmak anlamını taşır. Kurt kocayınca ayının maskarası olurmuş. Doğrusu, kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş olacak. Başka bir örnek: Etrafta kimsecikler yoktu, adeta ana baba günüydü. Ana baba günü olmak, çok kalabalık olmak anlamını taşır. Doğrusu, etrafta kimsecikler yoktu, adeta incin top oynuyordu olacak. İncin top oynuyordu demek, kimsecikler yoktu anlamını taşır.
Güzel haberi alınca yüreğine ateş düştü. Yüreğine ateş düşmek deyimi kötü durumlar için, üzüntü verici durumlar için kullanılır. Doğrusu güzel haberi alınca yüreği ferahladı olmalıydı. Sabah akşam atıştırmaktan bir deri bir kemik kaldı. Bir deri bir kemik kaldı deyimi çok zayıflamak anlamını taşır. Doğrusu sabah akşam atıştırmaktan boğa gibi oldu, olmalı. Bu örneklerde de deyim yanlış anlamda kullanılmış. Biraz önceki örneklerde sözcüğün yerinin değişmesiyle anlatım bozukluğu meydana gelmişken, bu örneklerde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Baş nereye giderse bacak da oraya gider. Doğrusu baş nereye giderse ayak da oraya gider. Bakın bu atasözünde sözcük, deyimdeki sözcük, kalıplaşmış olan sözcük değiştirilmiştir. Bu yüzden anlatım bozukluğu vardır. Bir önceki örnekte ise deyim cümledeki anlamına uygun kullanılmadığı için, yanlış anlamda kullanıldığı için anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Örnek: aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır? A. Onun yazılarında hep uzağı gören bir aydının düşünceleri vardır. B. İşi şakaya vurmaktan başka yapılacak bir şey kalmadığını anlamıştı. C. Konuşulanlardan sıkılınca bir köşeye çekilerek uyuklamaya başladı. D. Türk okuru için durum yukarıda anlatılanlardan uzun uzadıya farklı bir özellik taşımaz. D şıkkına baktığımızda uzun uzadıya kullanımı, deyimi yanlış kullanılmıştır. Uzun uzadıya değil, farklı bir, çok farklı bir özellik taşımaz olacak. Uzun uzadıya sözcük grubunun yerine çok sözcüğü getirilecek. Doğru cevap D şıkkı. Başka bir örnek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? A. Ağaç yaşken eğilir. B. Derdini söylemeyen ilaç bulamaz. C. Alma garibin ahını çıkar aheste aheste. D. Meyveli dalı taşlarlar. A şıkkında bir deyim yanlışlığı yoktur, atasözü yanlışlığı yoktur. B şıkkında derdini söylemeyen ilaç bulamaz. İlaç kelimesinin yerine derman kelimesi kullanılmalıydı. Derdini söylemeyen derman bulamaz olmalıydı. C şıkkında alma garibin ahını çıkar aheste aheste değil, alma mazlumun ahını, garip yerine mazlum sözcüğü getirilmeliydi. Çünkü kalıplaşmıştır deyimler ve atasözleri, hiçbir sözcükleri değiştirilemez. D. Meyveli dalı taşlarla değil, dal kelimesi yerine ağaç, ağacı sözcüğü kullanılmalı. Meyveli ağacı taşlarlar olacak. Aradığımız cevap A şıkkıdır. Başka bir örnek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? A. Bir koyundan iki deri çıkmaz. B. Haydi bakalım seç pirincin taşını. C. Tüm itirazlara kulak tıkamıştı. D. Verilemeyecek hesabım yok, başım açık. A şıkkına bakalım. Bir koyundan iki deri değil, iki post. Deri yerine post sözcüğü kullanılmalıydı. A yanlış. B. Haydi bakalım seç pirincin taşını. Seç değil, ayıkla olmalıydı. Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını olmalıydı. C. Tüm itirazlara kulak tıkamıştı. Burada yanlışlık yok. D. Verilemeyecek hesabım yok. Başım açık. Başım açık değil, alnım açık olacak. Alnı açık olmak, hatasız olmak, hata yapmamış olmak anlamına gelir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dersimiz sona erdi. Düzenli kitap okumayı ve düzenli soru çözmeyi unutmayalım.